Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte merakla beklenen Galaxy S8'in Türkiye'deki ilk kutu açılışını yapacağız. Evet, masamıza geldik arkadaşlar. Bu telefonu merak ediyorsunuz. Nasıl edindik? Nereden geldi? Yurt dışında yaşayan bir arkadaşımızdan rica ettik. Kendisi gelirken bize getirdi telefonu. Ön tarafında kargodan kaynaklı bir aşınma olmuş kutuda ama önemli değil çünkü esas kutumuz burada. Kutunun arka tarafında telefonun belli özelliklerini yazmışlar. İşte yok hafızası, 4 GB RAM. Bu arada kablosuz şarjı varmış ama şarj pedi gerektiriyormuş falan filan. Bu şurada bir dursun. Diğer ana kutumuza gelmiş olduk arkadaşlar. Şimdi bunu açalım. Evet, maket bıçağımızla öncelikle kutumuzun şu yan taraflarını açıverelim. İlk kapağını açıyoruz arkadaşlar ve ilk olarak kutu içerisinde bizi telefonun kendisi karşılıyor. Tasarım anlamında ilk söyleyebileceğim şey ki o da devrim niteliğinde şuradaki home butonunun kaldırılmış olması. Onun haricinde benim ilk izlenimim arkadaşlar, zaten detaylı incelemesini yapacağız. Bence Samsung bu ürünün de kibarlık konusunda bir yol kat etmiş diyebilirim. Telefon gayet kibar bir görüntüye sahip. Evet, burada bir kitapçık gibi bir şey çıkıyor. Burada telefon hattını takabileceğiniz aparat var, onu buraya yapıştırmışlar. Bunun içinde ne varmış? Telefonun içinden bir işte start guide, başlangıç kılavuzu çıkıyor. Ne işe yarar, nedir, ne değildir falan filan fasıllarını buradan görüyoruz. Burada bir garanti belgemiz var arkadaşlar. Bu da işte telefonun garantisi, ıvır zıvır gibi bilgilerin içinde yer aldığı bir kitapçık. Burada telefon kutu içeriğinden çıkan, az sonra göreceksiniz, bir USB bağlantı aparatı var. O aparatla telefondan telefona veya telefondan bilgisayara nasıl data aktarabileceğinizi anlatan bir kılavuz var. Bu da yabancı dildeki aynı kılavuz. Telefon yurt dışından geldiği için prizi bir tamamen Amerikan uyumlu gibi görünüyor. Acaba biraz daha tombul bir bataryanın geldiğini söyleyebilirim diğer Samsung'lara göre. Şöyle avucumda tutayım ki daha iyi idrak edebilin. Üzerinde hızlı şarjın olduğunu belirten bir de not var. Şurada normal USB bağlantı noktası. Bu da telefon gelecek Type-C bağlantı noktası. Bu da yine micro USB bağlantı kablonuzu takabileceğiniz bir micro USB bağlantı noktası. E tabi şimdi arkadaşlar, telefona 4000 lira verince insan ne bileyim bir yürüyen uçak falan bile bekliyor. Bunun altında bir şey yok. Burada arkadaşlar, burayı kaldırdığımız zaman benim en çok merak ettiğim noktalardan bir tanesiyle karşılaşıyoruz. O da kulaklıklar AKG. Bence oldukça klas bir hamle. Bunları da tabii ki de test edip sizler için onaylayacağız. Burada bir jelatin çıkıyor arkadaşlar. Bu jelatinin içinde kulaklığın ucuna takabileceğiniz farklı kulaklık uçları var. Bir USB bağlantı aparatı çıkıyor. Type-C kendisi. Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Kutu içeriği bu kadar. Şöyle bir telefonu inceleyelim arkadaşlar. Öncelikle gelin en zevkli kısmı bir yapalım. Şunun jelatinini bir kaldırıverelim. Ön tarafında herhangi bir koruyucu var mı? Varmış şurada. Şöyle bir kaldırdığımızda Samsung Galaxy S8 artık net bir biçimde elimizde oluyor. Telefon açılırken de hemen size bir şey sormak istiyorum arkadaşlar. Birincisi, bu cihazın incelemesinde neye en çok önem vermemizi isterseniz, yani neyi öne çıkaralım, siz neyini merak ediyorsunuz? Bir de şöyle bir fikrimiz var. Günümüzdeki en baba telefonlardan bir tanesiyle kendisini karşılaştırmak istiyoruz. Sizce hangi cihazı tercih edelim? Evet, hoş geldiniz. Ekranda geldi bu arada. Bir yandan kurulumu da yapayım ben. Evet arkadaşlar, telefonumuz açılmış oldu. Bir yandan konuşurken şöyle bir menülerinde dolanayım, siz de görün. Bence ilk görüşte cihaz parasını hak ediyor gibi görünüyor ama şimdi 4000 lira biraz yüksek bir meblağ. Daha kutu içeriği daha zengin tutulabilir miydi bilmiyorum. Yani en azından bir kılıf, bir şeyler olabilirdi. Android sürümü 7.0 olarak geliyor arkadaşlar. Ayrıca şurada Bixby var, onu da merak ediyorsunuzdur. Bunu da inceleme videomuzda detaylarına kadar ineceğiz. Geldik fasulyenin faydalarına. Biz bu telefona bir sağlamlık testi de yapacağız. Fikirlerinizi de yorum bölümünde bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir kamerasını göstermek istiyorum sizlere. Biz de ilk kez atacağız. Şurada bizim geçen baltaladığımız Note 7 vardı. Onu bir çekeyim. Şöyle bir fotoğrafı da açayım sizlere. Telefonumuzun kamerası ile de ilk fotoğrafı çektik. Ekran gayet iyi durumda. Kameranın çözünürlüğü de fenaymış. Ben ekranı büyüttüğümde anladım bunu. Şöyle iyice büyüteyim sizler içinde. Evet arkadaşlar, artık videomuzu yavaş yavaş kapatabiliriz. Sizlere sorduğumuz soruları unutmayın. Sağlamlık testinde ne yapalım? Bu telefonu hangi cihazla karşılaştıralım? Bir iPhone'la mı yoksa başka bir Android telefonla mı? Kutu açılış videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı ve paylaşmayı unutmayın. Aklınıza takılan her şeyi de bize yorum bölümünden sorabilirsiniz. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Her iki yanında duran bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno videolarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca şuradan da kanalımıza abone olabilirsiniz.